Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasa yorumu iki videomuzu çekiyoruz. Yani artık söylediğim gibi haftalık olarak sizlerle genel piyasa yorumunu görelim. Piyasanın gidişatı nereye doğru neler olabilir yorumlayalım ve konuşalım diye bir seri başlatmıştık. Bu serinin ikinci videosu devam ediyor. Önümüzdeki aylar boyu yıllar boyu da her hafta en azından bir kere genel piyasa yorumuna bakıp bunlara göre strateji elde edebilmemiz için böyle bir video çekeceğimi söylemiştim. Gelelim Hızlıca şu 7 maddeyle genel piyasa yorumumuzun ne olacağını, piyasanın önümüzdeki haftaya kadarki gidişatı ile ilgili yapacağımız stratejinin tahminin ne olacağını konuşmaya çalışalım. Aslında hızlı tutmaya çalışacağım çünkü çok fazla madde ve çok fazla konuşulacak konumuz var. Videoya geçmeden önce hemen kısaca bir videoyu 5 saniye durduralım. Kanala abone olup bir de beğeni atarsanız kanala aboneyseniz de eğer zil bildirimleri kısmından bildirimleri açarsanız videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Abone olma ve beğeni atma işlerimiz başladıysa bakalım piyasamızın gidişatı nasıl olacak. Hadi başlayalım. Burada 7 tane önemli madde var. Bunları önem sıralamasına göre yapmadım ama en önemli 3 maddeyi evet biraz sonlara saklamış oldum. O yüzden sizlere tavsiyem isterseniz videoyu buralara sarın eğer bu kısmı biliyorsanız. Eğer hepsini öğrenmek isterseniz de baştan sona kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle bir üretim dengesi sorunumuz var. Bununla ilgili konuşacağız. Üretim dengesindeki sorun ne demek aslında? Dışa bağlılık, dışa bağımlı olma. Dışa bağımlı olduğunuz sürece de doların yükselmesi veya kurun yükselmesi sonucunda enflasyonla yansıması durumunun söz konusu olmasıdır. Yani burada demek istediğimiz şey dışa bu kadar bağımlı bir üretim dengesi içerisinde olduğumuz zaman aslında bu diğerleri gibi şuradakiler gibi anlık değil genel bir sorunu ifade ediyor. Dışarı bu kadar bağlı olduğumuz ve kur dengesizlikleriyle bu kadar e, iç içe olduğumuz süreçte üretim dengesi her zaman şaşıyor ve bu da doğrudan tüketiciye enflasyon olarak yansıyor. Yani İlk çözmemiz gereken temel sorunlardan biri üretim dengesi sorunu oluyor. İkinci konuya geldiğimizde zaten bunu aşağı yukarı her e, piyasa yorumu yaptığımız videoda anlatıyoruz. Cari açık ve dış borç. Cari açık dış borç, cari açık dış borç olarak bu sürekli tekrarlanıp gidiyor. Ne var işte 50 milyar dolar bir açığımız var. Bu seneki baktığımızda rezervlerimizde işte bu kadar milyar dolar bir eksik var. Dış borcumuz artıyor cari açık. Evet bunlar var ve asıl çözülmesi gereken sorun da budur. Şu an çok kritik bir cümle söyleyeceğim. Aslında bunu videonun sonuna saklamıştım ama bu işin çözülmesi, cari açığın, dış borcun çözülmesi için bir tane senaryo gerçekleşmesi gerekiyor. Sadece bir senaryo. Bu da para gelmesi gerekiyor ülkeye. Dolar, döviz, euro neyse artık döviz cinsinden para gelmesi gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken tek şey güvenin artması ve reformların yapılması gerekiyor. Hukuk, eğitim sistemi, üretim, imalat, işte bilir kişi, bilen bilgili insanlar seviyelerinin hep yukarı yönlü çıkması gerekiyor. İnanılmaz güzel bir adalet sistemi kurulması, çok iyi bir eğitim sisteminin olması, yargının muhteşem bağımsız olması gibi artık hani güveni temsil edecek, yabancının gözü kapalı gelebileceği bir ortam oluşturulması gerekiyor. Bunun için dediğim gibi güven ve reform gerekiyor. Borsalardaki yabancı para oranı birazdan videonun sonunda sizlere borsalardaki yabancı para oranını göstereceğim. Bu kötümserlik yani bu kötüye gidiş senaryomuzun artık biraz daha aslında düzelebileceği tabii ki kısa vade için konuşuyorum burada görüyoruz. Çünkü neden göreceksiniz birazdan yabancı oranı borsalardaki yabancı oranın arttığını görüyorsunuz yabancı oranları kısmına gelip baktığımız zaman şunu görüyoruz. Minimum seviyenin %41.84'e indiğini yani o da sanırım tahmini şuralarda %41.84'e indiğini sonra biraz yükseldiğini tekrar açaldın ama iyice yakınlaştığımıza baktığımızda Evet yani e, fakir tesellisi gibi oluyor ama hafif de olsa bir yabancı yatırımcı da yukarı yönlü bir çıkışın başladığını görüyoruz. İnşallah bu hızlanarak devam eder de bu en azından 50'li seviyelerin üzerine e, hızlı bir şekilde atabiliriz diye umut ediyorum. Evet hafif bir yükseliş var bu evet bir fakir tesellisi düşüş 65'lerden anında 40'lara kadar iniyor. %25'lik bir düşüş yaşanırken çatır çatır düşüyor çıkarken biraz daha yavaş yavaş bekleye bekleye bunu görebiliyoruz ama dediğim gibi şu anlık en azından ilk iyi haberimiz olarak söyleyebiliriz. Çözülmesi gereken dördüncü sorumuz ise bir kısır döngü sorunu. Bu kısır döngü sorunu şudur. Enflasyon gerçeği ülkemizde olduğu için insanlar bırakın parasıyla para kazanmayı, parası değer kaybetmesin, alım gücü azalmasın diye enflasyondan korunan bir araca gitmeye çalışıyorlar. Bunu da %90 altın veya dolar olarak görüyorlar. Bu dolar olarak görüldüğü zaman aslında alttaki mantık dolara kaçış olduğu görülüyor. Ve dolara kaçıldığı zaman Artık dolarda eskiden vatandaş etki edemese bile şu an vatandaş çok ciddi bir dolar etkisi yapıyor. Vatandaş geldiği parasını doğrudan dolara çeviriyor, dolarda duruyor. En azından param değer kaybetmiyor. Yani ben hiçbir şey bilmeyen bir yatırımcı, kendini e, hiç geliştirmemiş, yatırım konusunda çok iyi olmayan bir yatırımcıysam diyor, giderim paramla dolar alırım, dolarımı bekletirim, param değer kaybetmemiş olur algısını öğrendiği için artık vatandaş dövizde, kurda çok büyük bir etkiye sahip olmaya başlıyor. Beşinci konumuza gelelim biraz da gündem konularımız biraz da çabuk çözülebilecek konular birincisi yangınlar yangınların ekonomiye kötü bir gidişata nasıl yol açtığını söyleyeyim ee, okuduğuma göre Ege taraflarındaki otellerden rezervasyon iptalleri gelmiş yani yangınların bu derece olması ve yavaş yavaş santrallere sıçraması sonucunda Ege tarafında rezervasyon iptalleri yaşanıyor bizim yaz için en büyük umutlarımızdan biri Turizm umuduydu ve bu yangın sayesinde bu umutlarımız azaldı, sekteye uğradı. Bu da yine döviz kur için bir ee, negatif durumken yani döviz ve kur yukarı yönlü çıkacakken aynı şekilde borsalarda da tam tersi olarak aşağı yönlü olacağını görüyoruz. Bu kuru yukarı taşıyacaktır yangınlar bizim bist yüz bist borsamızı da aşağı yönlü taşıyacaktır. Altıncı problemimiz kış gelmesi. Kış geliyor, kış gelince bize ne gibi bir sıkıntı yaşıyor? Birincisi kış demek hastalık demek. Hastalık demek Delta'nın ve Covid sayılarının tekrar yukarı yönü çıkması demek. Ki biz yazın bile bununla çok net mücadele edemez, çok net bitirememişken kışa tekrar geçtiğimizde hem Delta hem Covid olarak tekrar aynı seviyelere, tekrar yukarı seviyelere doğru çıkar mıyız? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Aşılama hızımız, aşılama kalitemiz ne durumda, ne seviyede? Bunları tekrar konuşmamız ve gündeme geldiğini görmemiz gerekiyor. Ben kışın etkisiyle Delta varyantının yukarı yönlü hareket edebileceğini ve bu yine bizlere kapanmalar, kısıtlamalar ve olumsuzluklar getirebileceğini düşünüyorum. Bir diğer önemli sorun ise turizm bitiyor. Turizmden gelen döviz azaldığı zaman ne olacak? Tekrar bu dolar için yukarı yönlü bir başlangıcın olabileceğini bizlere söyleyecek. Tabii ki iyi bir politika, iyi bir ekonomi politikası izlenmezse. Yedinci ve son noktaya değindikten sonra bir altın cümle tekrardan vereceğim. Ve videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Sizlere video buraya kadar izlediyseniz yine bir 5 saniye durdurup beğeni atmadıysanız beğeni atmayı abone olmadıysanız abone olmayı rica ediyorum. Şimdi başlayalım. Cumhurbaşkanının açıklamaları biliyorsunuz 10 gün öncesinden itibaren dolar yavaş yavaş aşağı doğru çekilmeye başlamıştı ki hatta dedik belki 8 seviyelerine kadar gelecektir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı ve faizleri düşürülmesi gerektiğini enflasyon düşecek bunun için faiz düşürülmesi gerekiyor diye bir haber Yaptı Bir konuşma demeç verdi. Bunun üzerine tekrardan dolar şu an 8.60'ların üzerine doğru çıkıyor. Burada bir e, aslında dengesizlik oluyor. Bir stabilizasyon bozulması yaşanıyor. Neden? Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir açıklama yapmadan düşürse bu kadar büyük belki bir etki vermeyecek ama önden önden bunu söylemesi sürekli e, aslında şunu bize sunuyor. Acaba dövizi düşürmek istemiyor mu? dövizin tekrar yukarıda kalmasını mı istiyor algısını uyandırıyor. Hiçbir açıklama yapmadan dursaydı zaten döviz aşağı yönlü geliyordu. Kendisi yaptığı bir açıklama sayesinde tekrar dövizi yukarı yönlü çıkarttırdı. Hepimizin bildiği gibi faiz düşürmek bu tip zamanlarda tabii ki dövizi ateşleyecektir. Bir diğer önemli noktada, en az bunun kadar önemli bir noktada, Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptığı zaman Merkez Bankası bağımsızlığını yaralıyor. Acaba Merkez Bankası bağımsız değil mi? ...algısını özellikle yurt dışındaki yatırımcılara, yurt içindekilere de olmakla birlikte bir algı oluşturuluyor. Bu da tabii ki yine dediğimiz gibi aynı senaryoyu, olumsuz senaryoyu... ...borsaları aşağı, kuru yukarı çıkartacak senaryoyu gerçekleştirmiş oluyor. Fakat ee, biliyorsunuz son 10 gündür falan borsalar gayet iyi ilerliyordu. Özellikle bankalarla birlikte borsa yukarı yönlü hareket ediyordu. Ben bunun ee, sarsılacağını açıkçası düşünmüyorum. Evet bu zamana kadar kötü olayları söyledik ama iyi olaylarımız da borsamızın çok ucuz kalması ve yatırımcının buraya aç olmasından kaynaklanıyor. Evet bir tarım dışı istihdam verisi de açıklandı. Yangınlar, kış, Cumhurbaşkanı açıklamaları bunlar hep birer tokattır. Ama şu an borsa, borsanın da özellikle BIST Bank tarafı yani bankalardan oluşan kısmı yukarı yönlü çıkıyor, çıkmaya da devam edecektir. Yukarıya kartlar olarak da bırakacağım şimdi. O videodan da izleyebilirsiniz. Bankaralda rally zamanı geliyor mu? Bankalar yukarı yönlü çıkmaya başlıyor mu? Diye bir video koymuştum. Oradan beri %15'ten fazla yaptığını yanlış hatırlamıyorsam tekrar kontrol ederim. Görebilirsiniz. Yani söylediğim yerlerden yukarı çıkmaya başladı. Bankalar yukarı yönlü gidişatına yine devam edecektir. Bunlar dediğim gibi bir tokattır ama tam olarak yıkmaz. Evet bizi yangınlar sendeler, kış sendeler, cumhurbaşkanının açıklamaları sendeler. Ama bence borsa o zaman da söylemiştim. Ağustosun sonu, Eylül'lere doğru yine yukarı doğru hareket etmeye yavaş yavaş devam edecektir. Genel piyasa yorumumuzu, sorunlarımızı, gidişatın nasıl ve ne biçimde olabileceğini görmüş olduk, anlatmış olduk elimizden geldiğince. Beni sonuna kadar izlediğiniz için hepimize çok çok teşekkür ederim. Gönül dolusu teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok da teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.